Cumhuriyetimizin 97. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Devlet Su İşlerimizin yapmış olduğu bu Keban Barajı'na 970 bin sazan yavru balık bırakma faaliyetinde hep beraberiz. Bugün vesilesiyle Cumhuriyetimizin 97. yılında tebrik ediyorum. Yine Mevlid-i Nebi haftası kapsamında akşam Mevlid Kandili kutlayacağız. Hepinizin de Mevlid'i mübarek olsun. Tebrik ediyorum. Elazığ'ımız Münbit topraklarıyla, üretimiyle birçok üretim faaliyetinde ülkemizde önemli sıralarda. Gerek üzüm hasadında olsun, gerek badem hasadında olsun, gerek bal üretiminde olsun, gerek orucuk üretiminde olsun, gerek küçükbaş ve büyükbaş hayvan yetiştiriciliğinde olsun, ülkemizin önemli sıralarında. Tabii alabalık üretiminde de Türkiye'de şu anda birinci durumunda. Geçtiğimiz aylarda Sivrice'de Hazar Gölü'ne balık, yavru balık bırakma işlemi yapmış idik. Bugün de Cumhuriyetimizin kuruluş yıl dönümü münasebetiyle Keban Barajımızda yavru balıkları bırakma faaliyeti gerçekleştiriliyor. Tabii eğer bakarsanız bağ olur, ekerseniz biçersiniz. Bu kapsamda buradaki bu faaliyet inşallah bundan sonraki süreçte gerek burada balıkçılıkla hayatını idame ettiren, geçimini sağlayan vatandaşlarımıza önemli katkılar sağlayacak. Bölge Müdürümüz Devlet Su İşleri kapsamında Keban Barajı'nın önemini izah etti. 1975 yılında faaliyete başlayan ve Atatürk Barajı'ndan sonra ikinci en büyük hidroelektrik santrali olarak inşallah elektrik üretiminde yapmış olduğu, göstermiş olduğu bu önemli etkiyi vatandaşlarımızın, balıkçıların, buradaki balık üretimiyle meşgul olan vatandaşlarımızın bu kapsamdaki üretimlerine inşallah bereket getirecek. Ben bu vesileyle bölge müdürümüzü tebrik ediyorum. Çalışan arkadaşlarımızı kutluyorum. Bir vesile kandilinizi tebrik ediyorum. İnşallah bereketli olsun. Bundan sonra da Elazığ'ımız her alanda olduğu gibi bu konuda da inşallah iyi durumda olsun, ileri noktada olsun ve milletimizin, vatandaşlarımızın, üreticilerin de yüzünü güldürsün inşallah. Hayırlı olsun.